Yalnız elemanların nasıl yetiştirdikleri bu bir acayip, yani bu Deccal ile açıklanabilecek gibi bir şey. Yani derin bir hipnozla elde ettikleri anlaşılıyor. Çünkü adam put gibi duruyor böyle. Bir kelime duyuyor, bir anda aklı gidiyor adamın. Yani hipnozda öyle oluyor. Mesela adam şöyle yapıyor, pardon, şöyle bir hareket yapıyor. Oradaki seyircilerin içindedir onu yönlendiren adam. Yani vurma anını ona işaretle haber veren kişi onların içinde olabilir. Polis buna da baksın. Yani hipnoz telkininde olduğu görülüyor. Adam çünkü put gibi duruyor. Ya içeriden bir kol hareketi veyahut bir ses veya adam mesela bir soru olabilir. Bir şey olabilir veyahut bir öksürme şekli olabilir. O işareti ondan almış görünüyor bu. Ve o yüzden de vurmuş gibi görünüyor. Buna bir bakalım. Özel seanslar yapıldığı anlaşılıyor. Yani oturup karşısına almış, derin transa sokmuş. Adam o şekilde gelmiş, yani cinnet geçirmiş halde ama güçlü bir hipnoza benziyor. Öyle hani sıradan bir hipnoz değil, çünkü o bağırtıya falan normalde uyanması lazım onun. Yani kendi bağırtısına uyanması gerekiyor. Çok derin hipnozda olduğu anlaşılıyor. Şey de olabilir. Yani illa hipnoz değil. Bediüzzaman manyetizma ve ispirismanın nevinden diyor. Müthiş harikalar mazhar olan Deccal diyor. Yani ruhu etkileyen yeni bir sistem bulmuş olabilirler. Veyahut ilaç etkisiyle aynı anda yapılıyor olabilir. Yani hem ilaç hem hipnoz birlikte yapılıyor olabilir. Biraz araştırmak lazım. Şeytanlar ona ne istersen söyle yapalım diyecekler. O da haydi gidin insanlar benim onların Rabbi olduğumu söyleyin deyip her birini bir tarafa salacaktır. Kıyamet alametleri sayfa 212-213. Bu intihar edenlerle de yani ailelerle de görüşmek lazım. Nasıl bu çizgiye gelmişler? Yani Müslüman olarak yapamamaları lazım. Bir gariplik var yani 50 kişilik intihar çok yüksek bir sayı bu. Yani olayı böyle sıradan bir olay gibi geçiştirmeyelim. Deccaliyetin gücünü bir kontrol etmek lazım. Bediüzzaman diyor ki bak, Büyük Deccal'in ispirisman evinden tesir edici hastaları bulunur. Ben diyor ben bir manevi alemde İslam Deccali'ni gördüm. Yalnız bir tek gözünde tesirci bir manyetizma gözümle müşahede ettim ve onu bütün münkir bildim diyor. Yani ileride çıkacak bir Deccal, İslam Deccali'ni rüyamda gördüm diyor. Ve bir gözünde öyle bir etki mekanizması gördüm diyor. Burada anlattığı biraz hipnozu andırıyor. Ama yani o derece yani adamdaki tarzda bir hipnoz çok zor. Çünkü o bağırtıya o mutlaka uyanır. Yani o kadar derin hipnoz çok güç. Uzmanlarıyla bir o durum değerlendirmesi yapmak lazım. Bir de bu kişilerle de cezaevinde de konuşulabilir. Yani nasıl bu durum oluşmuş? Bunu bir akılcı araştırmak lazım. Yani bunda bir gariplik var. İmam Ahmet Huzeyfe'nin nakletti ümmetim içinde dördü kadın olmak üzere, bak dört kadın olmak üzere 27 yalancı deccal zuhur edecektir. Ümmetim içinde dördü kadın olmak üzere Mehdi devrinde oluyor bu. Ahir zamanın felaketini görüyor musun? 27 deccal, her zaman bir deccal var. Peygamberler döneminde bir deccal oluyor. Mehdi devrinde 27 deccal var. Dördü kadın olmak üzere. Mesela bu suikastçı polis 15 Temmuz darbesinden sonra, darbe girişiminden sonra Tayyip Hocam'ı 8 kere korumuş. 8 kere. 8 ayrı Tayyip Hocam'ın programında faaliyetlerinde 8 ayrı kere korumuş. Bak onlar da hiçbir şey yapmıyor. O hipnozunu kim sağladı ve nerede çözdüler bunu anlamak lazım. Bu nasıl bir şey? Bu çok büyük bir risk. Ve kaç kişiye bu uygulandı? Bunu da bir anlamaya çalışalım. Onun için bir yani uzman heyet de olsun, ya psikiyatristler falan da olsun,
Efendim ben de gitmek istiyorum. Yani merak ediyorum yani adamlar. Bir konuşalım, bir sorgulayalım. Yani aşağılayarak falan değil. Ya yani, bir şey değil. Özellikle şu tanklarla milleti ezenler, havadan otomatik silahla ateş edenler. Ya ben bunlarla bir görüşmek istiyorum. Hükümet buna bir kolaylık sağlasın, ben bu adamlarla bir görüşeyim. Ve bu intihar edenler nedir bunlar yani? Bunlar ailelerine de bir görüşelim. Yahut bu eğilimde olanlar varsa başka onlarla da görüşelim. Yani bunun mantığı nedir? Ben anlayacağım bunu. Yani bu İngiliz derin devleti neden önemli oluyor? Deccal neden önemli? Bu adamlar için ben bunu öğrenmek istiyorum. Ya zorları nedir? Ben bunu çıkaramadım. Mesela Cumhuriyet Savcısı, Emniyet Amiri, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı, Kurmay Başkanı Albay, Siirt Komando Tugay Komutanlığı, Kurmay Başkan Vekili Yarbay, İDB Mühendisinden Burak Açıkalın, Havacı Assubay bilmem ne, Manisa Ahmet diye kaymakamı. Ya bunlar normalde intihar edecek adamlar değil. Yani hepsi bunların akıl hastası olacak hali yok. Bir şey var. Yani bunu üstün gölge geçmeyelim. Yani Deccal'in yaptığı bir harikulade bir şey olabilir. Bu sırrı çözelim. Bak Deccal çıktı diyor, inanmıyor adamlar. Ya bu Deccal'in yapabileceği bir şey bu. Yani yüzlerce binlerce adama da bunu yapmış olabilir. Yani insanların beynini etki altına alıyor. Yani oradaki sistemi çözersek adama tedbir alma imkanımız olur. Yani hiç bilmediğimiz bir yöntemle bir şey elde ediyor adamlar. İstanbul Emniyet Müdürü'yle darbecilerin bir tersiz konuşması vardı. Siz Müslüman konuşması değil demiştiniz darbecinin konuşması için. Kardeşim rezalet. Yani mesela hiç acımayın, hiç acımayın diyor. Verin kurşunu diyor adam. Acımayın diyor. Ya Müslüman yapacağı bir şey değil. Bu çizgiye nasıl geldiler? Yani bunu araştırmak devletin görevi zaten. Ama ben de bu ekipte olmak istiyorum. Yani ben bakacağım bu adamlara. Yani bir anlamak istiyorum. Çünkü psikiyatristler falan teknik bakıyorlar. Ben olaya teknik bakmam. Yani teknik baktığını çözemeyebilir. Adam yani deccaliyetin yöntemlerini araştırma gözüyle bakması lazım. Yani psikiyatrist deccaliyetin faaliyetleri gözüyle bakmaz olaya. Sadece bilimsel gözle bakacaktır. Yani bilimsellik de bulamayız. Ama yardımcı olabilirler yani. Yan yönde faydası olabilir. Mesela diyor çarparız kendimizi ateşe ve yok oluruz diyor. Fethullah Gülen çok acayip yok oluruz. Yani Müslüman söyleyeceği bir söz de değil. Müslüman yok olmaz. Tabii ki evet. 15 Temmuz şehitleri şöyle demişti. Hiç olmamıştı. Bak diyor ki çarparız kendimizi ateşe ve yok oluruz diyor. Niye ateş? Niye ateş söylüyor? Evet. Ateşi nerede bulacaksın? Çarparız ateşe ve yok oluruz diyor. Yok, Müslüman yok olmaz. Yani var olan bir şey zaten fizik olarak mümkün değildir yok olmaz. Yani olan bir şey sonsuza kadar bir daha yok olamıyor. Yani bir konuşma, bir görüntü imkansızdır teknik olarak yok olmaz. Yani istese de yok olmaz. Yani mutlak yokluk yok. Yani sürekli durur. Yani sonsuza kadar durur. Yani çıkıp bir binanın köşesinden kendimi aşağıya atayım mı? Mesela burada bir yol göstertme var. Yani intihar yöntemi göstertiyor. Bunu fedailik diye alıyor, almış mesela. Çarparız kendimizi ateşe. Hı? Çarparız kendimizi ateşe ve yok oluruz. Yok olma ifadesi bir kere çok acayip. Yani Müslüman yani ya cennete gider ya cehenneme gider. Eğer münafıksa zaten kafirse direkt cehenneme gider. Nasıl yok olsun? Yokluktan bahseden bir insan yani iman etmiş değildir. Yani bunu geçiştirmek olmaz. Buna bir bakalım.